Merhaba arkadaşlar. Bushnell Backtrack GPS'i biraz size tanıtıp bazı önemli özelliklerini dile getirmeye çalışacağım. Çünkü GPS cihazları konusunda Garmin ve Magellan gibi cihazlar varken bu tarz fiyat performans ürünlerine doğal olarak biraz mesafeli duruyoruz. Fakat bu ürün Bushnell yaptığı GPS'lerle, fiyat performans ürünleriyle dikkat çeken bir firma son zamanlarda. Ürünleri gayet küçük, hafif, kompakt ve fiyatları uygun düzeyde. Bu da Berggruen lisansıyla üretilmiş olan bir ürün. Ve suya, darbeye dayanıklı bir yapıda. Piyasadaki lansman fiyatı 349 lira civarında. Yurt dışındaki fiyatlar da bu düzeyde, yaklaşık 100 dolar civarında. Ama iş gören silahçılığın yapmış olduğu kampanyayla bu ürünü 199 liraya edinmiş durumdayız. Şimdi bazı öne çıkan özellikleri var. Bu fiyat aralığındaki bir ürün için gerçekten oldukça fazla şey sunuyor cihaz. Bu ürünün piyasada kalan stok durumunu bilmiyoruz ama şu andaki fiyat performans oranıyla gerçekten parasının karşılığını hak eden bir ürün. Kutumuzun içinden GPS cihazımız, data aktarma kablosu ve ürünle ilgili kullanma kılavuzları göreceğiniz şekilde yer almakta. Bunlar İngilizce tam kapasiteli bir kılavuzu var. Diğer dillerde de arka sayfalarda yer almakta. Yine İngilizce daha kısa bir kılavuzu var. Bu da paketin içinden çıkmış durumda. Sadece İngilizce var bunda. Ürünün Türkçe kullanım kılavuzu da hazırlanmış. Bu da paketinin içinde. Ürünü kullanmadan önce size kutunun üzerinde de belirtilmiş bir kare kodtan ürünün web sitesine ulaşabilirsiniz. Kare kodunuzu cep telefonunuzda okutarak. Bu siteden ürünle alakalı olan programı indiriyorsunuz. Öncelikle sitede Bushnell'in kendi sitesinde bir kullanıcı adı, mail adresi ve parola belirleyerek aynı zamanda cihazın seri numarasını girerek, cihazın seri numarası nerede diyeceksiniz. Öncelikle şu filmi sökelim. Gördüğünüz gibi arka kapak su geçirmeyecek şekilde contalanmış ve vidalı bir kapak sistemi kullanılmış. Şurada su geçirmez contayı görebiliyorsunuz. Seri numarası şu arkada görmüş olduğunuz etiketin üzerinde yer almakta. Bu etiketle beraber ürününüzü kaydederek gerekli programı Adobe Air platformunda yazılmış yazılımı. Adobe Air ve kendi programını kurduktan sonra ürünü kullanmaya başlıyorsunuz. Bu üründe altını çizmem gereken en önemli şeylerden birisi cihazın sahip olduğu 5 waypoint noktasının bu üründe 10'a çıkarılmış olması. Bu ebatta bu fiyat performans oranındaki bir ürün için oldukça yeterli. Tam günlük aktiviteniz sırasında karşınıza çıkabilecek 5 tane ana noktayı, 5 tane de özel noktayı, ya yani toplamda 10 noktayı kaydedebiliyorsunuz. Ve daha sonradan bu noktalara tekrar GPS'inizi yönlendirebiliyorsunuz. Bu ürünü oldukça daha önceki versiyonlarına göre avantajlı kılmış. Pillerini yerleştirelim. Ben pil performansını denerken gerçekten piyasa kalitesinin, piyasanın normalde ürünün kullanılması önerilen piller alkalin. Piyasada bildiğimiz en kaliteli alkalin pilleri alıp kullanırsanız ürünün oldukça iyi bir pil süresi verebileceğini söyleyebilirim. Çünkü bu basit piyasa pilleriyle, en ucuz pillerle bile neredeyse yarım günlük kullanımda %50 azaldı sadece pil. Yani iyi bir alkalin pil kullandığınızda size gerçekten birkaç gün kullanabileceğiniz şekilde
bir pil süresi sunacağını düşünüyorum. Öncelikle cihazımızı açalım ve menü gayet basit. Mavi bir arka plan ışıklandırılması kullanılmış. Şu an iç mekanda olduğu için uydu bulamayacak büyük olasılıkla. Şimdi şuradaki görmüş olduğunuz tuş, anahtar üzerinde anahtar resmi olan tuşa tıkladığımızda ürünün ayar menüsü geliyor. Şu şekilde ilerliyoruz anahtar menüsünün üzerinde. Bakın şu an burada bir sayı görüyorsunuz. Bu normalde varsayılan fabrika ayarlarında şu şekilde ayarlanmış oluyor. 0. Şimdi bunu 0 şekline döndürüp tekrar ana ekrana geliyoruz. Ve bir noktayı kaydetmek istediğimizde şurada bir köşede ev simgesi görüyorsunuz. Ev simgesi home point olarak kaydedebileceğiniz nokta anlamına geliyor. Şuradan bir sonraki noktaya geçebiliyorsunuz. Bakın bir araba simgesi geldi. Bu ikinci noktamız. Bir yıldız favori nokta. Üçüncü noktamız oldu bu da. Bayrak. Bu da dördüncü. Bu simgeyi başka bir amaçla kullanabilirsiniz. Dördüncü simgemiz. Bu da yine farklı bir simge. Ne oldu? 5 nokta. Bu 5 simgeye birer tane koordinat kaydedebilirsiniz. Şu anda cihaz 5 noktalı gibi gözüküyor. Fakat az önce girdiğimiz ayar menüsüne tekrar gidiyoruz. Bakın. Bu önemli bir nokta. Çünkü cihaz ilk başta size sadece 5 nokta varmış gibi geliyor. Şöyle geçelim o menünün üzerine. Şimdi buradaki artı nokta sayısını 5'e çıkaralım. Okeyleyelim. Tekrar ana ekrana dönelim. Ev, araba, işte yıldız simgemiz, yine bu simgemiz. 5. simgeden sonra bakın. Bir nolu ek nokta, 2 nolu nokta, 3 nolu nokta, 4 nolu nokta ve 5. 5'ten sonra da tekrar eve geri dönüyor. Yani toplamda 10 noktaya çıktık şu anda. Bu diğer cihazlardan farkını teşkil ediyor. Aynı kasada, aynı tipte yer almakta olan Bushnell'in diğer cihazlarında 5 nokta varken bu cihazda 10 nokta var. İş gören avcılığa bize bu ürünü bu fiyat performansıyla sunduğu için gerçekten teşekkür ediyoruz. Ürün gerçekten parasını hak eden bir ürün. Şimdi bu noktalarımızı bilgisayarımıza nasıl aktarırız? Gittiğimiz rotaları bilgisayara nasıl aktarırız? Dilerseniz size bilgisayarda onu biraz anlatayım. Data aktarım için öncelikle cihazımızı hazırlamamız lazım tabii ki. Cihazı şu açma kapama düğmesinden açıyoruz. Cihaz açıkken USB kablomuz bilgisayara takılı vaziyette. Şöyle taktığımız zaman yan taraftan USB portuna ekranda bu simgeyi göreceksiniz. Şu an cihaz bilgisayar programına bağlanabilir durumda. Cihazımızı bilgisayara bağladıktan sonra USB kablosuyla Backtrack D-Tour kısa yolundan programımızı açıyoruz. Tabi bu programı ilk açtığınızda aslında bir kullanıcı adı şifreni girmenizi istiyor. O da daha önceden cihazı kaydederken belirlemiş olduğunuz kullanıcı adı şifrenizi girerek programı bu şekilde açıyorsunuz. Eğer daha önceden cihazınızdaki bazı noktaları buraya aktarmışsanız ve cihazınızdan silmek istiyorsanız bu gelen import'tan sonra sileyim mi sorusuna evet diye cevap verirsiniz. Ben silmiyorum, no diyorum. Bakın farklı farklı zamanlarda, farklı anlarda kaydetmiş olduğunuz noktalarınıza bu şekilde, daha doğrusu rotalarınıza bu şekilde ulaşabiliyorsunuz. Programda waypoint kısmı sınırlanmış. Waypointlerinize buradan ulaşamıyorsunuz. İlginçtir. Waypointlerinizi buradan göremiyorsunuz. Ama burada yapmış olduğunuz rotalarınızı buraya aktarıp buradan da
Facebook'a paylaşabiliyorsunuz. Eski versiyonlarında burada Export to JPEG gibi seçenekler vardı ama bu versiyonda artık o kalmamış. Bu sorunun çözümü mevcut. Üçüncü parti diğer platformlarda bu sorunları çözebiliyoruz. Çünkü cihazımız zaten bir flash bellek gibi içine GPS data akış dosyalarını kaydetmekte. Bu binari dosyaları çeşitli ortamlarda başka programlarla açıp yine tekrar farklı formatlarda kaydedebiliyoruz. En güzel hizmeti veren sitelerden birisi de gpsvisualizer.com sitesi. Burası tüm GPS datalarınız, tüm formattaki GPS datalarını alıp farklı formatlarda kaydedebileceğiniz bir platform. Yapacağımız şey çok basit. Cihazımızın bu bilgisayar kısmından girdiğimizde datalarını görelim. Bizim için önemli olan rota dosyaları, upload files BTK denilen şu dosya. Şunlar da Waypoint GTK. Waypoint GTK'ları programımızda açamıyoruz zaten. Waypoint içindeki 10 adete kadar olan Waypoint'imizi ekranda göremiyoruz. O yüzden buraya bu dosyaları yönlendiriyoruz. Yani diyoruz ki göz at. Upload files BTK'yı mesela açalım. Daha sonra bu dosyayı hangi platformda dönüştürmek, hangi platformda açmak ya da hangi platforma dönüştürmek istiyorsak buradan onu seçiyoruz. GPX dosyası olarak kaydedersek bunu Sports Tracker gibi çeşitli antrenman programlarının içinde de import-export imkanı sağlamış oluyoruz. Şu an en azından cihazımızdaki dataları alıp başka ortamlara aktarabiliyoruz rahatça. Mesela Google Maps'te direkt rotamızı görelim. Gördüğünüz gibi Google Maps altlığında direkt görebiliyoruz. Tekrar geri yapalım. Google Earth ortamında görelim. Map it dediğimizde, Map it butonuna bastığımızda bizi bir KMZ dosyası linkine yönlendiriyor. Bunu tıklayıp indiriyoruz, dosyayı kaydet diyoruz. Daha sonra bu dosyayı açtığımızda Google Earth üzerinde rotamız gördüğünüz gibi gözümüzün önüne geliyor. İsterseniz Google Earth'te de bu noktanın yükseklik profillerini alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi şu an cihazımızdan gelen datayı çok yönlü bir şekilde kullanabiliyoruz. Rota profili gündeme gelmişken programımızda anlatmadığımız bir özellik daha var. Burada gördüğümüz rotamız üzerinde aslında kayıtlı olan başka datalarımız var, koordinat bilgisi haricinde. Şuradaki aşağıdaki gizli paneli açıyoruz. Bakın burada mavi ve açık mavi renklerde bir şeyler görüyoruz. Koyu mavi olanlar yüksekliği ifade ediyor. Açık mavi olanlar da hız. Yani kat ettiğimiz rota boyunca mesafe kilometre bazlı bir grafiğe dönüştürdük şuradan. İster mesafe bazlı yapabiliriz, istersek süre bazlı yapabiliriz bu grafiği. Mesafe bazlı yaptığımızı varsayalım. 160 metre yükseklikten deniz seviyesine doğru indiğimiz bu grafikte arada ulaştığımız yüksek hızları da böylelikle GPS'imizin içinden bilgisayarımıza aktarıp ekranımızda bunu görebiliyoruz. Şimdi de GTK dosyalarını bu rotamız üzerinde yani normalde orijinal programla göremediğimiz waypointlerimizi bu harita üzerinde görelim. Profili kapatalım. Gözet'ten BTK dosyasını değil şimdi waypoint GTK'yı seçiyoruz. Aç diyoruz. Şimdi bunu yine Google Earth'ün üzerine yollayalım. Az önceki haritamızla beraber gözüksün. Map it diyelim. Ayrı bir KMZ dosyası indirtiyor bize yeniden. Aynı şekilde bu KMZ dosyasını açıyoruz. Bakın, benim değişik yerlerde kaydetmiş olduğum waypoint noktaları, waypoint 1, waypoint 6. Ondan sonra diğer waypointlerimiz waypoint 2, waypoint 4. Diğer kaydetmiş olduğum waypointler.
Gördüğünüz gibi 5 tane değil 10 taneye kadar bu noktalarımızı Google Earth'e ve diğer ortamlara atma imkanını kazanmış olduk. Bunu başka yerlerde de görmek isteyebilirsiniz. Google Maps'e bir de gösterelim. Bakın. Sadece waypointler. GTK dosyasını açtığımız için bunun içinde toplam 6 tane waypoint kayıtlı olarak duruyor. Diğer seçeneklerimize bakalım. PNG Map. Arkası transparan bir PNG harita oluşturmak istiyorsanız PNG seçeneğini seçiyorsunuz. Gördüğünüz gibi yanında ölçeği olan gayet basit bir kroki haline dönüştürdü. GPX de diğer programlara, diğer antrenman programlarına koyabileceğimiz bir format. GPX dosyasında buradan bu şekilde data.gpx olarak indirebiliyoruz. Ve burada bir text dökümünü görebiliyoruz. Ha, buradan direkt profil de alabiliyoruz bu arada. Onu da göstereyim. Gördüğümüz gibi başarılı bir şekilde gittiğimiz rotanın profilini oluşturmuş durumdayız. Evet, cihazımızın belirlediğimiz data aktarım özellikleri bu şekilde. Diğer ürünler ve cihazla ilgili merak ettiğiniz şeyler olursa izmiravmarket.com ve işgören silahçılığın Facebook sayfasından diğer ürünleri takip edebilirsiniz. Sorularınıza burada yanıt arayabilirsiniz. Böyle bir platform var. Ve çeşitli outdoor ve av kamp malzemelerine de buradan ulaşabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Bu arada kısa bonus bir bilgi vermeden de geçemeyeceğim. Cihazda belirlediğim küçük bir kullanım ayrıcalığını şöyle size sunmak istiyorum. Gördüğünüz gibi karabinayı takabileceğimiz bir yer düşünülmüş cihazda ama çok da esnek düşünülmemiş bu kısım. Farklı boylarda karabinalarla deneseniz de onların da çapları uymayacak. Bu konforsuzluğu ortadan kaldırmak için şöyle bir çözümümüz var. Yine bu karabinaları bulduğunuz yerlerde de olabilir. Ya da denizcilik ürünü satan yerlerde bu karabinaların şu şekilde olanları mevcut. Bunlardan edinirseniz eğer şu şekilde vidasından açılabiliyor. Bununla cihazınıza 90 derece dönük bir bağlantı kurma şansı kazanmış oluyorsunuz. Şöyle. Bunu takalım. Gördüğünüz gibi gayet rahat bir özellik kazandı. Şimdi karabinamızı rahatça takıyoruz. Ve gördüğünüz gibi gayet şık ve kullanışlı bir bağlantı biçimimiz oldu. Bunu sırt çantanıza ve herhangi bir cihazınızın herhangi bir kısmına rahatça güvenli bir şekilde asabilirsiniz. Görüşmek üzere.